Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yeni bir F1 2020 videosuyla daha karşınızdayım. Codemasters bugün Vietnam Grand Prix'sinden bir görüntü yayınladı. Sherlock ile beraber Ferrari aracıyla Hanoi pistinde turlayacağız. Her zaman olduğu gibi e, videoyu bir izleyelim. Daha sonrasında yorumlamamız gereken yerlere bakacağız. Birkaç da fotoğraf var. Onları da göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle pistin düzenine bakalım. 5.6 kilometre uzunluğa sahip 23 viraj var. İki de DRS bölgesi bulunmakta. Çok uzun düzlükleri var. Geçiş yapmak çok kolay olacaktır burada. Öncelikle şunu söylemem lazım. Yani pist sanki toplama pist gibi. Yani bazı yerlerde Rusya'yı andırırken bazı yerlerde e, Silverson benzeri yerler var. Uzun düzlükler zaten Bakü'nün kopyası gibi olmuş resmen. Pek ısınamadım ama oynamadan yorum yapmak istemiyorum. Beğendiğim yerler var tabii ki. Ama biraz garip geldi. İlk defa gördüğümüz için olabilir. Sanki Hollanda Grand Prix'sindeki Zandvoort pisti biraz daha güzeldi bence. Ama yine de oyunu oynamadan şu anda yorum yapmak istemiyorum fazla. Görüntülerden göründüğü kadarıyla şu anda bunları söyleyebilirim. Körbler oldukça düşük profilli. Yani rahat bir şekilde körblere saldırabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda döndüğümüz virajı... Rusya Grand Prix'sindeki dönüşe benzetiyorum. Oradaki viraj gibi ve yavaş şekilde bekleyip sabırlı şekilde bekleyip daha sonrasında dışarı doğru açılıp hızlanmak oldukça güzel olmuş. O kısmını beğendim. Son sektördeki S virajları andıran bölüm güzel. Silverstone'daki Maggotts Becketts virajlarını andırıyor orası. Yani genel görüş şöyle olabilir. Uzun düzlüklerle heyecanlı yarışlar izletelim şeklinde olmuş olabilir. Çünkü bakıyor oldukça benzeyen bir yapısı var. Hava koridoru etkisi vesaire oldukça önemli olacaktır burada. Geçiş yapmak. Daha sonrasında zaten e, dikkatimi çeken diğer bir nokta ise Valencia pistini andırıyor sanki. Yani o duvarların e, piste yakınlığı, içerisindeki akıcılık biraz onu andırdı bana. Kore pistine de benziyor. Yani önceki yıllarda bu pistleri izlemiştik Formula 1 takviminde. Artık yoklar. Yani ortalama görünüyor şu anda. Çok heyecanlandığımı söyleyemem. Geçen yılki SF90 burada uçardı o kesin. Yani özellikle o düzlüklerde yaklaşık 1 saniye kazanırdı rakiplerine karşı. Ferrari motor sesine gelirsek oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Yani gerçek hayattakine benzemiş. Testleri izlediyseniz oradan fark edebilirsiniz. Tabii bu benim kişisel görüşüm ama ben benzediğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle Renault motorunun sesi de oldukça başarılıydı. Şunu da belirtmemde fayda var. Araç modellemeleri bitmedi, o yüzden bu şekilde oyun çıkmayacak, yani onu söyleyeyim. İlerleyen günlerde tam araçların tam halleriyle yeni e, videolar paylaşacaklardır. Şimdi bunun üzerine de araçların asıl hallerini göstereceğim sizlere. Bunları bunları geçtiğimiz günlerde paylaştılar. Önce Renault aracına bakacağız. Renault'un e, mat bölümleri vardı, gerçek hayatta gördüğümüzde siyah bölümler mattı, e, sarı bölümler ise parlak renkteydi. Renault'u zaten tamamlamışlardı modelleme olarak. Arka taraftaki McLaren'ler henüz tamamlanmamış. Zaten şuradan da ince burunlu Renault'u görebilirsiniz. Paylaşılan bazı görüntülerde araçların modellemeleri tamamlanmışken bazılarında hala ortak araç modellemeleri kullanılıyor. Şimdi mesela burada Haas'ı tam tamamlanmamış haliyle görüyoruz ama şuradaki fotoğrafta ise hasın e, tamamlandığını görebilirsiniz. Bu üçgen hava girişi ile arka kanadına dikkatli bakarsanız, aynalar bölümüne de dikkatli bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Ferrari ve Mercedes şu anda tamamlanmış görünüyorlar. E, Ferrari'nin ön kanadı, burnu, Mercedes'in ince burnu bunları detaylıca görebilirsiniz buradan. Arka kanattaki süspansiyon vesaire oldukça başarılı bir şekilde modellenmiş. Benim anlamadığım nokta şu, neden bu modellemeler tamamlandıysa görüntüleri bu araçlarla paylaşmadılar. İlginç bir durum bence kodmasters için. Yine farklı bir açıdan Ferrari aracı Fettel ile beraber turlarken çekilmiş. Avustralya gibi geldi bana burası. İlk viraj olabilir. Evet burası da Zandvoort pisti. Hollanda Grand Prix'sinden çekilmiş bir görüntü. Racing Point Haas McLaren araçları tamamlanmamışken Renault aracı tamamlanmış yine gördüğünüz üzere. Ferrari aracının modellemesini çok beğendim. Yani gerçekten bu sene iyi bir şekilde modelliyorlar araçları. Benim modelleme konusunda takıntım vardı önceden. 2018'e kadar, yani 2018'de modellemelerden hiç memnun değildim. 2017 fena değildi. Ama 2019'la beraber bu modelleme işlerine biraz daha önem vermeye başladılar. Zaten lazerle tarıyorlar araçları 3 boyutlu ortamda. Bu da klasik bir multiplayer aracı olacak. 70. yıla özel renk düzeniyle görüyorsunuz aracı. En önemli görüntüye geliyoruz. Şimdi Red Bull'un tamamlanmış halini sadece bu fotoğrafta görebiliyoruz. Daha önce hiçbir yerde paylaşılmadı. Red Bull'a bakmadan önce Ferrari'nin bu Monaco tünelinde çok daha detaylı bir şekilde detayları belli. Şu sideboard taraflarına baktığınızda paketlemenin ne kadar detaylı bir şekilde oyuna aktarıldığını görebilirsiniz. Özellikle şu kıvrımları çok başarılı bir şekilde aktarmışlar. Bartboard tarafındaki detaylar da oldukça güzel. Red Bull'a bakacağız. Red Bull'un ince burnunu görebilirsiniz buradan. Biraz dikkatli bakarsanız fark edebilirsiniz. Alt taraftaki pelerin dediğimiz eklenti de var. Burnundaki hava girişlerini de bu şekilde görebilirsiniz. Ön taraftaki hava yönlendirici boynuzları da görebiliyoruz buradan. Ayrıca arka taraftaki bağlantı noktalarına bakarsanız yine çift şekilde bağlanan Red Bull kanadını görebilirsiniz. Şuradaki eğimi de görüyorsunuz. Yani Red Bull'un burada bir paketleme hamlesi vardı daha iyi paketleyebilmek için. Bunu da görebiliyoruz. Buradan Red Bull aracının da Modellemesi tamamlanmış olabilir. Şu ana kadar gördüğümüz araçların modellemelerine bakarsak Red Bull, Ferrari, Mercedes, Haas, Renault şeklinde 5 aracı modellemişler. Yani şu anda e, tamamlanan araçlar bunlar. Ben açıkçası McLaren'i merakla bekliyorum. Ferrari'nin bir görüntüsü daha Monaco Grand Prix'sindeki havuz bölümünden geçerken çekilmiş bir görüntü. Yani bu araçlarla oyun içi görüntüleri büyük bir heyecanla bekliyorum ben de. Evet şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir bilgi paylaşılmadı oyunla ilgili. Zaten diğer bilgiler serisine de sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Oradan daha detaylı şekilde gelecek yenilikleri zaten anlatmıştım. Önceki 3 videomda bunlardan bahsetmiştim sizlere. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yeni F1 2020 gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Twitter ve Instagram hesapları açıklama kısmında mevcut. Oradan takip edebilirsiniz sosyal medya için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.